Bugün Beşiktaş karşılaşmasına geldik. Duygu ve düşüncelerin nelerdir? Abi cehenneme çevireceğiz stadyumu. Bugün çok büyük bir karşılaşma var. Bakacağız abi. 2-0 bekliyorum bence skoru. Peki buradan taraftara söylemek istediğin bir şey var mı? Taraftarımız güçlü. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Beşiktaş çıkamayacak abi buradan. Kupayı alır mıyız? Alacağız abi. Kupa bizim. Kupa beyiz abi. Bugün Ankara Gücü Beşiktaş karşılaşmasına geldik. Yarı finale kadar yükseldik kupada. Hafta içi oynanan maçta, cuma günü oynanan maçta taraftarımız 2-0 yenilmemize rağmen taraftarımız bugün biletlerini hepsini tüketti. Ve bugün Eryaman Stadı'nı cehenneme çevirmeye geldik. Hoş geldiniz. Skor tahmini alabilir miyim? Bugün ben 2-0'lık bir galibiyet bekliyorum. Morutan'la stoper Radakovic'le bir gol bekliyorum. 2-0 yeneriz diye düşünüyorum inşallah. Avrupa'ya gidebilir miyiz? Kupayı alabilir miyiz sizce? Geçen sene de bildiğiniz gibi Başakşehir'e yenildik yarı finalde. Bu sene inşallah onu kıracağız. Çünkü bizim adımız Kupa Bey'i. Artık bu taraftar bunu hak ediyor. İnşallah kulüp yönetimimizle, futbolcularımızla, taraftarımızla bir UEFA ligi görürüz diye düşünüyorum. Ya bu sene inşallah Allah'ın izniyle ben kümede kalacağımızı düşünüyorum. Gelecek sene de zaten bize net 5 tane adam lazım zaten. Emre Hoca'yla devam etmelerini istiyorum. Bence iyi bir teknik direktör. İnşallah seneye de bence ilk 4'e oynayacağımızı düşünüyorum. Takıma söylemek istediğiniz bir şey var mı? Taraftar kadar inanın yeter. Yani skor tahmini alabilir miyim? Skor tahmininden önce iyi bir takipçinizin Başkent Medya'nın. Çok güzel paylaşımlar yapıyorsunuz, anlık bilgilendirmeler. Skor için Beşiktaş'ın zayıf taraflarını iyi görürsek, mesela Beşiktaş'ın bekleri çok kötü ve eksikleri var. Kanat oyuncularımız iyi olursa bence skor olarak kanatlardan bence 1-0 veya en az 2-0'lık bir skorla, avantajlı bir skorla İstanbul'a gidersek rahatlıkla eleyebileceğimizi düşünüyorum ben. Peki Avrupa'yı oynarsak gelecek sezon sizce takımı neler bekliyor? Avrupa'yı gelecek sezon Avrupa'yı oynarsak bence iyi bir yönetim planlaması gerekiyor bu konuda. Mali açıdan güçlü olursak tabii ki iyi bir futbol, iyi bir skorlar da alabiliriz Ankara'ya yakışan. Ama bunun için de iyi bir yönetim, iyi bir mali yapılanma olması lazım. Ne kadar çok Ankara'da destek verirlerse takıma, büyük iş adamları ve devlet nezdinde o kadar da iyi bir başarı elde edebileceğimizi düşünüyorum ben. Peki buradan takıma söylemek istediğiniz bir şey var mı? Biz çok inanıyoruz. Onlar da bizim kadar inansınlar. Skor tahmini alabilir miyim? Vallahi ben biraz abartacağım ama 5-0 yeneriz gibi geliyor bana. İnşallah. Biz Real Madrid'le İspanya'da oynasak 3-0 yeneriz diye düşünüyoruz. Burada 5-0 yeneriz inşallah. Peki. Bu taraftarın bu kupaya ihtiyacı var kardeşim. Ben 60 yaşındayım. Bir kupa gördüm. Bir kupa finali gördüm. Bunca taraftar hiç görmedik. Destekliyorlar, hiçbir şey görmediler. Görmedik, bu taraftar çok büyük hak ediyor. 2025 yılında Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'nde koyacağız Real Madrid'e. Koyacağız Real Madrid'e. Türkiye'nin çıkarsız seven tek taraftarı Ankara Gücü. Aynen. İnşallah bu kardeşlerimin hepsi Avrupa yapacak. Abi, her deplasmana gidiyoruz. Maçın bilincinde. Evet. İnşallah yenip gideceğiz. Finale oynayacağız. Bitti bu kadar. Ankara Gücü'ne hayırlı olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bursa'dan geldin. Bursa'dan geldim, evet. Skor tahmini alabilir miyim? Skor tahmini bugün Başkent'in hücum oynayacağını düşünüyorum kendi evinde. Güzel bir skorla, 3-1, 2-1 gibi bir skorla bitebileceğini düşünüyorum. İnşallah kazanan taraf Başkent olur. Peki Ankara Gücü'nü sence gelecek sezon neler bekliyor? Kupayı alabilir miyiz? Avrupa'da oynar mıyız? Yani kupa beyi bu takım. İnşallah kupayı kaldırırız. Avrupa'da mücadelemizi ederiz. Güzel bir mücadeleyle bu maçı da bugün kazanırız. Ankara Gücü hep çakıl oynayan bir takım. Her maçında kapalı gişeye yakın bir şeyle oynuyorlar. Bugün de zaten yarı final. Yani insanların gelmesi lazımdı. Biz kalkıp Bursa'dan geldik kardeşimizi destek için. İnşallah güzel bir skor. Teşekkür ederim. Baba oğul burada. Annesi. Anne de burada. Anne de burada. Takımı desteklemeye gelmişler. Skor tahminleri alabilir miyim? Abi 2-0 olsun bizim olsun. İsterse 1-0 olsun. Yani biz galip gelelim de nasıl türlü galip gelsin. Onların golü olmasın galimizde. Onların attıkları offside olsun, bizimkiler vurduklarımız her şeyle gol olsun kardeşim. İnşallah. Cuma günü hanımla beraber de İstanbul'da maçtaydık. Yediğimiz küfürlerin haddi hesabı yok. Girdik sada küfürle, çıktık küfürle. Yedek oyuncumuz orada ısınıyor. Atakan Ankara Gücü diye bas bas bağırıyorlar. Böyle bir rezil. Ya bunların yani nalet olsun Beşiktaş. Başka bir şey demiyorum abi. Buyurun oğlumla şey. Valla babam şanslı nesilden. Ben babadan Ankara Güçlüyüz ama dediğim gibi 1981'de kupayı kaldırmışlar.
Biz 91 finalini hayal meyal çocuktuk, hani 13-14 yaşındaydık. Artık bir kupa lazım, bir Avrupa maçı görelim diyorum. Skor tahminine gelince de biz Fenerbahçe'ye uyguladığımız tarifeyi uygulayacağız. Cuma günü biraz takımda bir şanssızlık vardı. Bugün taraftar desteğiyle beraber biz bunu aşacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe maçındaki skor gibi 3-0 net bir galibiyetle biz 8'indeki rövanşa biz turistik seyahate gideriz. İstanbul'u gezer geliriz. Peki Avrupa'ya oynar mıyız sizce? Nasıl? Gelecek sezon neler bekliyor Ankara? Finale çıkarsak bu takım, bu seyirci potansiyeli, bu şehir, sonuçta başkentte yaşıyoruz. Yani biz Avrupa, bir Avrupa deplasmanı da yapalım artık. Zamanı gelmiş diyelim. Hani neresi olur bilmem ama Ajax olur. Aslında Amsterdam'da güçlüleri bir görelim ya. Yani. Onu istiyoruz. İnşallah bugün de 3-0 diyorum. Teşekkürler. Peki hadi, takıma kolay. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Takıma söylemek istediğiniz bir şey. Forma ithal etsinler bizim için yeter. Gerçekten skordan bağımsızdır Ankara Gücü taraftarı her zaman için. 76 yaşında babam. 70'ine yaklaşmış annem. Tribünlerde, cuma günü deplasmanda, bugün burada. Bugün aksi bir sonuç olursa pazar günü Rize'ye yine gidecekler. Vallahi biz tribündeyiz. Yaş bakımından 72, hep üzere 73. Yani biz Ankara için ölürüz. Ankara için varız. Ankaracı olmak kolay değil. Herkes Ankaracı olamaz. İnşallah kazanacağız Ankaracı. Ha, ben diyeceğim İnşallah. Bu kadar. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkürler. Ha, sağ olun. Skor tahmini alabilir miyim? Ben 2-1 Ankara Gücü diyorum. 2-1 alırız. Dışarıda zorlanırız ama tur atlayacağımızı düşünüyorum yani. Abi ben de 2-1 düşünüyorum. Şansa bir penaltı falan verirlerse anca öyle atarlar. Ama üçüncüyü de sürpriz olabilir. İnşallah 3-1 biter. Avrupa'ya oynarsak çok güzel olur. Finalde büyük ihtimal rakibimiz Trabzonspor olacak. Ortak bir statta oynayacağız. Bizim taraftarımız da cümle alem biliyor yani. Herkes biliyor. Taraftarın baskısıyla, deminki abilerimizin söylediği gibi de Fenerbahçe'ye uyguladığımız tarifeyi Trabzonspor, Beşiktaş uygularsak final oynarız. Finalde de kupayı inşallah Ankara'ya getiririz. Bir Avrupa hayalimiz var yani, bizim abilerimiz görememişler yıllardır. Yani en azından biz görelim, onlar da görsünler. Biz bunu istiyoruz yani, Avrupa'ya inşallah oynarız. Oynayacağımızı da düşünüyoruz, inanıyoruz takımımıza yani. Yaşadığımız şehir Türkiye'nin en önemli şehri benim gözümde başkent olarak. Atatürk bile meclisi buraya kurmaya karar verdiyse vardır bir bildiği derler. Hani bu konuda Ankara'mızın eksik kalan kısımları var. Ankara'mız yeterli desteği görmediği için ilerleyemiyor. Ankara'mız yeterli desteği görmediği için bazı şeyleri başarmakta zorlanıyor. Ama bu taraftar her zaman onunla Avrupa yolunda, Lizbon olsun Lizbon'a, Portekiz olsun Portekiz'e hiç fark etmeden gideceğimize eminim. Takıma destek lazım, takıma güç lazım. Bu taraftar onunla yense de yenilse de her daim yanında. Peki buradan takıma söylemek istediğiniz bir şey var mı? Takım oynasın, mücadele etsin. Gerekirse 10-0 yenilsin ama o mücadeleyi biz görelim. Biz onların her zaman arkasındayız. Olmaya da devam ederiz yani. Hiç fark etmiyor. Yıllardır yani bu takımı destekledik. Bir başarı görmedik alt ligler dışında. Ama bu taraftar her zaman peşinde gitti. Her yere gitti. Diyarbakır'a da gitti. İstanbul'a da gitti. Her yere gitti. Yani bu takım yeter ki mücadele etsin. Gerisi geleceğine biz inanıyoruz. Peşindeyiz her zaman yani, bu kadar. Yani Ankara'mız elbette bazı şeyler başarmak zorunda artık. Kazanması için sevmedik. Ankara olduğu için sevdik. Sevmeye de devam edeceğiz. Umarım başarılı oluruz. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Skor tahmini alabilir miyim? Hoş bulduk. Öncelikle Caner benim ismim. Geçen Fenerbahçe maçında da burada bir röportaj vermiştik. Skor tahminim tutdu. Yine sizi görünce bir durup röportaj yapmak istedim. Özellikle başkent medya emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bugün şöyle bir şey söylüyorum sadece. Burada bir farkla yeneceğimizi, İnönü'de de yani Beşiktaş'ın stadında da berabere kalıp finale geleceğimizi düşünüyorum. Ha, illa skor tahmin edersen de burada 2-1 gibi bir skor düşünüyorum. Net bir skor. Gollerde de inşallah Ali Sov'dan bekliyorum. Buradan tüm Ankara güçlere sevgiler, selamlar yolluyorum. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. İnşallah. Bu iki ayaklı bir maç. Birinci ayağını burada sıkı tutmamız lazım. Çünkü taraftarımız orada olmayacak. Yani yüksek ihtimal olmayacak gibi düşünüyorum. Ateşli bir maç olacak. Elimizden geldiği kadar biz de baskıyla inşallah bu maçı kazanacağız. Hiçbir şekilde geri yapmalarına gerek yok. Taraftarlar arkanda, arkasında çok sağlam, çok iyi bir şekilde, güçlü bir şekilde bugün bastırıp bu maçı yeni iyi şekilde almak istiyoruz. Ha, gönülden geçen inşallah iki farkla, bir farkla mutlaka yenmek olur ama İnşallah bir farkla bile yenilsek ben orada finale geleceğimizi düşünüyorum kardeşim. 4-1, 4-1. Teşekkürler.
En büyük Ankara gücü herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ankara gücü taraftarı tüm Türkiye'nin bildiği üzere her zaman takımına bağlıdır ve bunu bu önemli maçta da gösterdi. Zaten illa bu maç üzerine bakmayalım. Ortalama bir Anadolu takımıyla oynadığımız zaman bile bu statta yaklaşık 12-13 bin taraftar olarak zaten futbol şehri olan bir şehir olduğu için de tribün kültürü olan bir takım olduğu için bu durum gayet bizim için sıradan bir. Peki skor hakkında neler düşünüyorsun? Ya ben bu maçın niyeyse beraber biteceğini düşünüyorum. 1-1, 0-0. Kazanırsak 2-1 kazanırız. Kaybedersek de aynı şekilde 2-1 kaybedeceğimizi düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş hocasını değiştirdikten sonra bir ivmeye girer. Türkiye'de futbol bir şekilde ilerler. Hatta dünyanın her yerinde futbol bir şekilde ilerler. Mesela Beşiktaş'ın oyuncusu Fernando Muçi demişti. Fernando Santos beni sağ kanatta oynatıyor diye. Mesela gerçek mevkisinde oynadığı zaman başarılı olduğunu 3 gün önceki karşılaşmada gördük zaten. Hoca değişikliğinden sonra Beşiktaş'ın bir ivme yakalayabilme durumu olabileceğinden dolayı ve kapanık bir takım olduğundan dolayı Beşiktaş'ta Emre Belezoğlu da fazla golcü bir futbol anlayışı olmadığından dolayı maçın 1-1, 0-0, 2-1 gibi skorlarla biteceğini düşünüyorum. Peki buradan takıma söylemek istediğin bir şey var mı? Ya burada bu kadar insan geldi, bakın görüyorsunuz zaten. Bu kadar insan çoluğundan çocuğundan kısarak geldi. Öğrencisi cebindeki harçlığından kısarak geldi. Bunları göz önünde alarak oynasınlar. Bu şehir kupayı bekliyor. Bu şehir yani bu kupayı yıllardır bekliyor. Bugün 22 yaşındaki, 25 yaşındaki bir Ankara güçlü kupa görmedi. Bunu göz önünde alarak bugün bu sahada gerekeni yapmalı futbolcularımız. Gelecek sezon sence neler olur? Bence gelecek sezon Emre Belezoğlu hocamızla devam edilir. Ve transfer işlerini artık işi bilen yöneticilerimiz Emre Belezoğlu'na bırakmalı. Öyle asfragas futbolcularla ilerlemeyecektir. Artık takımımız 13-14. Sıraları hedefleyen bir takım potasından ilk 7, ilk 6'yı hedefleyip kupada da edim adımlarla iki sezonda olduğu gibi yoluna devam etmeyi hedefiyle ilerleyeceğini düşünüyorum. Tahmini alabilir miyim? İnşallah Ankara gücü yenecek abi. 2-1, 3-2 yeneceğiz. İnşallah ilk maçı yeneceğiz abi. Buradan takıma söylemek istediğim bir şey var mı? Başarılar diliyorum öncelikle. İyi oyunlar işte öyle abi. Skor tahmini alabilir miyim? Abi inşallah 3-0 bizi. Peki sence Ankara gücü bugün neler yapar? Golleri kimler atar? Avrupa'ya oynar mı? Ne düşünüyorsun bundan? Abi Ziraat hep Tasos atıyor. Tasos'tan bir tane bekliyorum. Bassogok'tan bekliyorum. Bir de abi atarsa kim atar? Morusan atar abi de. Şunu da şöyle göstereyim. Bu maçı alacağız abi. Lay 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 Beşiktaş'ı. Hoş bulduk. Skor tahmini alabilir miyim? Öncelikle bu maç için özellikle Bursa'dan geliyoruz. Biz Bursa'da babadan aldık bu sevgiyi. Ben de oğluma verdim. Bursa'da yaşayan Ankara gücüyüz. İlk defa Eryaman Stadı'na geliyoruz. Beşiktaş maçı bizim için önemli. Bu maçı Eryaman'da gol yemeden kapatırsak, İstanbul'a avantajlı bir skorla gidersek Allah'ın izniyle final oynayacağımızı düşünüyorum. Tahminim 2-0 Ankara gücü alır. Ya her zaman 12. taraftar üstüne düşen görevi yapıyor. Emre Hoca'dan tek isteğimiz orta sahayı biraz daha hareketli, hızlı topçularla bulundurursa erken gol bulabiliriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eski Ankara güçlüyüm ben. 1978 senesinde babamın omzunda gecekonduda başladım. 1991'de deplasmana gittim İzmir'e. Orada kahrolanların içinde de varım ve bugün aynı umutla Tuzla Spor maçındaki o duygu var ya, ağlayanlardan biriydim. Aynı heyecanı tekrar yaşıyorum. En az 3-0 alacağımızı düşünüyorum. Kupa bizim. Kupa bizim. Avrupa oynarız diyorsunuz. Peki gelecek... Ya zaten şey, ben listeye baktım. Listede de şey bekliyorum, vize yokmuş. Moldova takımını bekliyorum. Nefçi, neydi ismini şu anda hatırlayamıyorum. Moldova takımı çıkacak yani, eşleşme belli. Peki buradan takıma söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya hepsi 1981 ruhuyla oynasınlar. Yeter, başka bir şey istemiyoruz. Hepsini aynı Adil gibi, İhsan gibi, Fuat gibi şeye bekliyoruz. Tribüne atlamaya bekliyoruz. Maratondayım ben. Galibiyetten sonra gelip atlasınlar. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin size. Hoş geldin. Skor tahmini alabilir miyim? 2-0 diyorum ben. Abi Fener'e 3 tane attıysak herhalde Beşiktaş'a bir 4 tane atarız diye düşünüyorum. Buradan takıma söylemek istediğiniz bir şey var mı? Allah abi
Kazımcan'ın diğer maçtaki performansını hiç beğenmiyoruz. İnşallah Kazımcan maç oynamaz. Onun yerine Mert var. Mert girerse çok iyi olur. Bir daha abi Alisov biraz çabalaması gerek. Önceki maçta pozisyonları pek yakaladık ama üretemedik. Bu maç daha iyi bir oyun bekliyoruz Alisov'dan da, Kazımcan'dan da. Skor tahmini alabilir miyim? Abi birinci yarı 1-1 bitecek. İkinci yarı 3-1 yeneceğiz inşallah. 3-0 maç bildim abi. Abi taraftarları göze alarak düzgün oynasınlar. Doğru gibi. Ya abi kendi emeğimizle çalıştığımız gibi inşallah yeneceğiz. Teşekkürler. Selamun aleyküm. Hayırdır. Skor tahmininiz nedir? 3-1 yeneriz gibime geliyor. Ben de 3-1. Yani yenelim yeter. Takıma buradan söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? Sizce Avrupa'da başarılı olabilir miyiz? Seneye inşallah Avrupa yolu görünüyor bize şimdiden. Allah büyük. Seneye Avrupa'ya da oynayacağız, şampiyonluğa da oynayacağız inşallah. Bravo. Ankara gücü! Lay 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 lay! Ankara gücü! Lay 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 lay! Maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Maç hakkında 1-0 diyorum. Çünkü ikinci maça da bir puan daha alırsak Ankara gücü turu geçer diyorum. Benim bir belirtmek istediğim daha var. A Spor ve TRT Spor'daki spor yorumcuları Ankara gücünü Beşiktaş maçında yendikleri zaman gülerek yayın yapıyorlar. Bu hiç yakışmıyor. Yani Anadolu takımlarına küçümsüyorlar. Yani küçümsemelerini ben gülerek yayın yapmaları yani Anadolu takımı yani Ankara gücü olsun, Gençler Birliği olsun. Yani hangi takım olursa olsun gülerek yayın yapılmaz. Benim zoruma gitti. Diyorum ki Ankara gücü Avrupa'da inşallah turu geçeceğiz. İnşallah da bu maçı almak istiyoruz. Ben bu maçta golü atacak olan kişi de Alisov diyorum. Skor tahminin var mı? Var. Kaç kaça biter? 2-1. 2-1 diyorsun. Peki buradan takıma söylemek istediğin bir şey var mı? Ben özellikle Bahadır ve Rado Kovac'a söylemek istiyorum. Ne söylemek istersin? Bahadır'a da gol yememesini istiyorum. Çünkü özellikle çok gol yiyor. Yani büyük maçlara geldiğince çok büyük golleri yemek istiyor. Radakoviç de yani özellikle İstanbul'a gittiğim için söylüyorum. İstanbul'da Radakoviç'in yüzünden gol yedik. Radakoviç'e de şuradan seslenmek istiyorum. Radakoviç lütfen bugün gol şansı tanıma. Bugün yani söylüyorum bugün de Tasus varmış bugün ilk 11'de. Bir de Petrovic varmış ilk 11'de. İnşallah bugün maçı alacağız gibi düşünüyor. Peki Avrupa'yı oynar mıyız? İnşallah diyorum. Benim gönlümden kopan gelecek o. Sezon neler bekliyor sence Ankara gücünü? Gelecek sezonda transfer kapalımız var. Yani iki sezon baktığım zaman, bir sezona baktığım zaman bir değişiklik yok. Ama bunun üstesinden geleceğimizi biliyorum. Ama teknik direktörümüz veya da hocamız da yani söylediği gibi 500 lira prim ödemişler bugünkü maça. Transfer edilmesini istiyoruz. Yani bize gelen futbolcular hiç oynamıyor. Yani doğrudan doğruya konuşmak lazım yani. Diğer Samsun Spor'a gelen futbolcular, Denizli Spor'a gelen maçlara gelelim. Ya da Pendik Spor'a gelen futbolculara gelecek olursak futbolcular çok güzel oynuyor. Ama Ankara gücüne gelen futbolcular geldikleri günden beri hiçbir katkısı yok. Yani Alisov'dan başka hiçbir katkısı yok. Ama ben sadece Tasos, Petrinho, Alisov'dan başkasını istemiyorum. Teşekkürler. Ligde yenildik. Şu an kupa maçındayız. Maalesef ligde yenildik. Yapacak bir şey yok. Takımımızın başarısı bu. İnşallah bugün kupada mücadelemizi verip 23 senedir alamadığımız yarı finalde kupamızı kazanmak için elimizden geleceğini yapacağına inanıyoruz takımımızın. Mücadelelerini verecektir. İnşallah maçı kazanacağız. Yarı finalde tekrardan başarılı olacağımızı düşünüyorum. Peki ligde gelecek sezon neler olur sence? Gelecek sezon yönetimimize, takımımıza, heyetimize, Emre hocamıza güveniyoruz. İnşallah yüzümüzü kara çıkarmayacaklardır. Gelecek sezonda ligde Avrupa için hedeflerimizin olacağını düşünebiliriz. Buradan taraftara söylemek istediğim şey var mı? 90 dakika tek ses, tek yürek olalım. Bugün bu Beşiktaş maçını kazanalım. İnşallah deplasmanda da farklı bir skorla yeneceğiz. Kupada başka bir takımımız var bizim sahada. 5 tane karşılaşmaya çıkmış bir Ankara gücü var. 18 gol attık abi, 3 gol yedik. Taraftar, camiamız
kenetlendi. Taraftar kenetlendi. Kupaya güveniyor abi. Burada farklı almamız gerekiyor. Çünkü çift maç olduğu için abi 3-0 ya da 2-1 götürmemiz lazım abi bu maçı. Yoksa... Gelecek sezon sence Ankara Gücü'nü nereye bekliyor? Abi gelecek sezon biz her sene ümitleniyoruz ama hep aynı durumdayız yani. Düşme hattından kendimizi çıkaramadık senelerde. Borçtan gitti şeyden. Abi eğer ki kupayı alırsak seneye iyi topçular geleceğini düşünüyorum abi. Takıma bir mesajın var mı? Abi oynasınlar ya. Biz zaten tribünde elimizden geleni yapıyoruz. Maraton olarak yani takımımızı destekliyoruz abi. Onlar da çıksın abi. Mücadelesini versin. Formanın armanın hakkını versinler ya. İsteğimiz yok yani başka yani. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Maç hakkında düşüncelerin nelerdir? İnşallah Ankara Gücü yener. Beşiktaş yenemez inşallah. Öyle. Peki skor tahminin var mı? Var. Ankara 1-0 yenir. Yener. Senin skor tahminin var mı? Tabii. Ankara 3 tane en az 3 tane gol atarak birinciliği alacak. Kupayı alacağız diyorsun. Evet. Peki buradan takıma söylemek istediğin bir şey var mı? Güzel oynasınlar. En iyi oyuncuları alsınlar. Teşekkürler. Evet, skor tahmini alabilir miyiz? 3-1 abi. 3-1 diyorsunuz. Peki Avrupa'ya gider miyiz sizce? 2 gün içerisinde bütün biletler bitti. Bugün de bayağı bir kalabalık var. Bu konu hakkında düşünceler nelerdir? Biz ligde yenilmiş olabiliriz ama bizim ismimiz olan Kupa Bey'ini bu sene biz yaşatmayı düşünüyoruz. Bugün biz Beşiktaş'a cehennemi yaşatacağız. Beşiktaş cehenneme hoş geldin. Bugün herkes tek ses, tek yürek olacak ve bugün Beşiktaş'ı bu stattan çıkartmayalım. Yani bugün Beşiktaş'a öyle baskı yapalım ki deplasmanda bize gelende iyi bir skor olması için. Peki takımın sana yarattığı en mutlu anın var mı? Yani öyle bir anın var mı? Takımın bana en mutlu yarattığı an Fenerbahçe maçı olabilir. Ya da unutamadın. Fenerbahçe maçı olabilir. Hatta Başakşehir maçı. Kaç sene sonra ilk defa Başakşehir biz bu sene yendik. O maçı hiç unutamıyorum. Peki buradan takıma bir mesajın var mı? Bugün inşallah bu maçı kazanın. Kupa Bey şanımızı tekrardan yürütelim. Hoş geldiniz. Skor tahmini alabilir miyim? 3-0. Ben de 3-0 diyorum. 2-1. 5-0. 5-0. Maşallah, inşallah. Buradan takıma söylemek istediğiniz bir şey var mı? Başarılar diliyoruz. İyi oynamalarını diliyoruz. Ben de başarılar diliyorum. Taraftarların hakkını vermesini diliyorum. Ben de taraftarların hakkını vermesini diliyorum. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Haberin var mı taş duvar? Demir kapı, kör pencere. Valla 3-1 olur, 5-3 olur. Kazanan Türk futbolu olsun ama önce de biz kazanalım ama Türk futbolu olsun. Beşiktaş da kazanabilir ama dostluk için, barış için. Dur abi, güzel imajlar yapıyor. Ya ne imajı ya? Dostluk barış için oynayalım. Bize yakışmaz. Onlar da kazansın, biz de kazan ama oyan biz olalım. Teşekkürler. Kardeş 2-0 bizim. Burada 2-0 kazandınız, orada 1-0'la yatarız. Bu olay biter. 2-0 değil, 2 farklı bizim olsun. 3-1 kardeş, 3-1. Ankara Gücü bu payı alacak bu sene. Ötesi bu sene yok. Bu bizim. İnşallah. Sizleri de seviyoruz. Skor tahmini alabilir miyim? Abi inşallah 3-0. Abi ben bir süre sonra yenileceğimizi düşünüyorum. Çünkü daha henüz kupa hiç alamadık. Bir yükselir ineriz herhalde. Ya çok sert oynarlar yapamazlar ya da karşı rakip iyi olur. Ankara Gücü bizi şaşırtmaz, biz yeniliriz. Ali Sol, Morutan ve benzeri gibi insanlar bizi yarı yolda bırakmaz. Taraftar da her türlü arkasında duracaktır. Teşekkürler. Rica ederim. 23 Nisan'ınız mutlu olsun. Seneye Avrupa'ya oynarız ama dost acı söyler. Biz Ankara Güçlüyüz. Bu takımın iyice kenetlenmesi gerekiyor. Kendine gelmesi gerekiyor. Biz bu kadar taraftar üstümüze düşeni yapıyoruz. Onlar da sahada yaparsa bir sıkıntı kalmaz. Peki buradan takıma söylemek istediğiniz bir şey var mı? Arma için oynasınlar. Bu kadar taraftar için en azından bizim için oynasınlar. Gerisini biz hallederiz abi. Aynen abi. Söyleyecek başka bir şey yok. Teşekkürler. Eyvallah. Kolay gelsin. Abi. Gelecek sezon Ankara Gücü'nü bildiğim kadarıyla bir transfer yasağımız var. Zor bir dönemden geçeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında eğer finale çıkıp kupayı kazanırsak Avrupa'ya gideceğiz. Onunla da kulübün kasasına iyi bir para girecek. Bu sayede her zaman ilk 5'e oynayan bir Anadolu kulübü olabiliriz. Zaten başkent artık bir kupa gerekiyor. Yani şampiyon olamadı başkent kaç yıldır. Özlemimizi bu sene gidereceğiz inşallah. Fenerbahçe maçı gibi oynayın. Emre Belezoğlu'na inanıyoruz. Ne kadar bize bazen hayal kırıklığı yaşatsa da, ligde istediğimiz konumda olamasak da Kupa Bey'i lakabına, sıfatına uygun oynayacağına inanıyoruz biz Emre Belezoğlu'nun. İnşallah alacağız bu maçı. Yani skor tahmini alabilir miyim? 2-0 düşünüyorum. Çok kritik bir maç. Bu maçı alırsak finale kalabileceğimizi düşünüyorum. Ankara Gücü her zaman kupada çok iyi yerlerde oynar.
O yüzden bu maç lig maçından farklı olacağını düşünüyorum. Valla 1-0 olsun, bizim olsun, fark etmez. Avrupa'da ilk taraftarı benimdir. Herkes Avrupa'ya gitmeyi çok istiyor. Ankara Gücü'nün, aynen, pasaportlar hazır. Hazır ya. Ankara Gücü'nün hiç görmediği bir şey. Avrupa'da kupa. En azından ben görmedim. Peki unutamadığınız bir anınız var mı? Unutamadığım an ilk defa Beşiktaş yine kupa maçında penaltılar oynamamızdı. Geçen sene. Geçtiğimiz sene. Unutamıyorum. Bu maçta da kesinlikle mutlak galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Takıma söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bütün camiaya kenetlensin. Teşekkürler. Sağ olun. Kupa maçı hakkında düşünceler nelerdir? Vallahi kupa maçı hakkında gidişatımız çok güzel. İnşallah takımımıza güveniyorum. Yani taraftarın güveni çok fazla. İnşallah dediğim gibi takımımıza güveniyoruz. Bakalım alacağız ya. Beşiktaş kim ki biz? Onları alt edeceğiz yani. Peki takıma bir mesajın var mı? Takıma diyorum ki çalışın kardeş, oynayın. Yüreğinizi sahaya koyun yeter. Ben bir şey istemiyoruz başka. Abi taraftara tek diyeceğim şey 90 dakika sadece tribünümüzü yapalım çıkalım. Başka bir şey istemiyorum. Sosyal medya yapmayın yeter. Gelecek sezonda sence neler olur? Vallahi gelecek sezonda inşallah Emre Hocam takımı daha üstlere taşıyacaktır. Avrupa'ya gideceğiz yani, ona inanıyorum ben. İnşallah gideceğiz yani. 23 Nisan çocuk bayramımız kutlu olsun. Skor tahmini alabilir miyim? 2-1 skor düşünüyorum ben. Alisson ve Semih Kılıçsoy'un kolleriyle 2-1 biteceğini düşünüyorum. Peki sizce Avrupa'da bizi neler bekliyor? Avrupa'ya gidebilir miyiz? Avrupa'ya Beşiktaş eledikten sonraki rakibimiz ya Trabzonspor ya Konyaspor olacak. Onlara eleyebilecek kapasite olduğumuzu düşünüyorum. Avrupa'da gruplardan çıkabileceğimizi düşünüyorum. Çeyrek final transfer takviyeleriyle beraber çeyrek finali geçebileceğimizi düşünüyorum yani. Peki buradan takıma söylemek istediğin bir şey var mı? Hep beraber Fenerbahçe maçında olduğu gibi kenetleneceğiz, Beşiktaş eleyeceğiz, ondan sonra kupanın sahibi olacağız. Kenetlenip devam edeceğiz. Geldin, skor tahmini alabilir miyim? Abi skor tahmini 3-1 diyorum. Yani gollerde ilk yarı bir Alisov atar. İlk yarı böyle 1-0 biter. İkinci yarı yani şöyle Basogok'tan bir bekliyorum. Bir de Efkan'dan bir bekliyorum. 3-1 skorla, net bir skorla yeneceğimizi düşünüyorum yani. Abi aynı zaten görüşlerimiz arkadaşım, kardeşim olduğu için. Abi seni Avrupa oynar mıyız? Bence oynarız. Çünkü yani takımda bir ruh var şimdi. Bu Ziraat Kupası'nda güzel bir ilerliyoruz. Ligde o kadar güzel olmasa da yani Ziraat'ta güzel ilerliyoruz. Yani Avrupa'yı istiyoruz yani. Güzel olur Avrupa. Takıma şöyle söyleyeyim. Ankara Gücü armasını gururlandıracak bir şekilde sahada oynasınlar. Zaten biz tribünde yapacağımızı yapacağız. Şimdi biz İstanbul'a gittik hafta içi. 30 otobüs diyebiliyorum. Hafta içi olmasına rağmen taraftar elinden geleni yapıyor ama biz sahada futbolculardan o aynı ruhu göremiyoruz. 11 tane eksiyle çıktı rakip takım. İstediğimiz skor alamadık. 20 saat yol gittik geldik. Artık bunu Emre Hoca olsun, gerekli yönetimimiz olsun, futbolcu grubumuz olsun bunu artık telafi etsinler, bu taraftarın hakkını versinler. Ha bana sorarsan ben kazanacağımızı, hatta farklı kazanacağımızı hissediyorum sadece, onu diyebilirim. Ama inanıyor muyum diye sorarsan inanmak istiyorum diyorum. Kupayı alabilir miyiz? Gelecek sezon Ankara Gücü'nün sence neler bekliyor? Abi önce şu maçı bir kazanalım da. Bence bu maç final niteliğinde. Yani yarı final değil, bence bu maç final niteliğinde. Farklı alabilirsek 3-0 gibi işte. 3 farklı diyeyim, öyle diyeyim. Kupa bizim diye görüyorum ben. Zor olan yer burası. Peki buradan taraftara ve takıma söylemek istediğin bir şey var mı? Taraftara bir şey söylemiyorum. Taraftar zaten elinden geleni yapıyor. Takım da biraz daha ruhlu bir şekilde oynarsa mutluluğa kavuşuruz diye inanıyorum. Hak ediyoruz bunu şehir olarak. Teşekkür ederim. Hoş bulduk abi. Antep'ten geldin. Evet, Gaziantep'ten geldim. Sence bugün maç ne olur? Valla çakarız abi. Geçen yılda çaktık. Zaten yarı finalde bir tek başa şey elendik ama buyur kupa beyi kazanacak kupa Allah'ın izniyle. Peki buradan takıma, taraftara söylemek istediğin bir şey var mı? Valla abi takım biraz daha düzelse daha iyi olur. Üst sıraları oynaması lazım çünkü tam alt sıralarda. Tarafta elinden geleni zaten her türlü yapıyor, her şekilde yapıyor. Ama takım biraz daha düzelmesi lazım. Transferler iyi, oyuncular iyi ama ruh yok takımda biraz. Saha içinde ruh. Dış gözlü olarak sence Ankara Gücü'nün kulübünü nasıl görüyorsun? Gelecek sezon neler bekliyor Ankara Gücü'nü? Valla abi Ankara Gücü'nü her zaman zaten ben şampiyonluk bekliyorum. Kardeş kulübümüz. Bence Avrupa'ya da gelecek sezon oyuna iyi transferlerle. Bir iki tanesini katlıyor, tutarsa, üstüne de iyi takviyeler yaparsa Ankara Gücü büyük ihtimalle. Abi bugün inşallah maçı yeneceğiz. Alisov'un golü var kesin. Bugün Morusan'ın da golü var. 3-0 yenmeyi istiyoruz abi. Avrupa oynar mıyız? Oynarız abi bence öbür sene. Peki unutamadığınız bir anınız var mı? İkincilikten Süper Lig'e yükselirken Tuzla Spor maçını hatırlıyorum sanki. Yani son saniyede gelen Kenan'ın golüyle Süper Lig'e çıkmamızı garantilemiştik. O anı hiç unutamıyorum. O gün de burada stat'taydım. Yine oğlumla beraber izliyorduk maçı.
O an bir an aklıma geldi. Hoş geldin. Skor tahminin nedir? Ankara Gücü 2-1 alır. Çok iyi oynamalarını istiyorum. Teşekkür ederim. Aynı zamanda Emre Belezoğlu'nun hastası. Hoş geldin. Skor tahmini alabilir miyim? 3-0 diyorum, bizim diyorum efendim. Sence Avrupa'ya gidebilir miyiz? Avrupa'da da inşallah bir Amsterdam'a gideriz. Hani biz kötü gün taraftarız, iyi gün kötü gün taraftarız. Fark etmiyor bizim için. Lig sadece rotasyonumuzu belirler. Bu kadar diyorum efendim. Hoş geldiniz. Skor tahmini alabilir miyim? İnşallah 2-0, bu maç 2-0 biter gibi düşünüyorum. 2-0 aynı. Yani Avrupa'da zor bir dönem bekliyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirmemiz gerekiyor ki buna layık olalım. Sürekli ülkemizi temsil edelim. Hem de bu güzel taraftarı Avrupa maçlarını hak ettiği yerlere görsün isterim ben de. Bu taraftar Avrupa maçlarında yer alsın isterim. Peki unutamadığınız bir anınız var mı? Unutamadığım anım Atletico Madrid zaferimiz 19 Mayıs'ta. O aynı maçtaydı. Şekilde, o henüz doğmamıştı ama ben o maçtaydım. Peki buradan takıma söylemek istediğiniz bir şey var mı? Takımı sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah onlar da terinin son damlasına kadar bu sevgiye, bu taraftara, büyük taraftara layık olmaya devam ederler. Umarım bu formanın ağırlığını artık öğrenir ve ona göre oynarlar. Ne söylemek istediğiniz? Aynı şeyleri düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Faruk Koca'nın arkasındayız sonuna kadar. Faruk Koca bizim başkanımız. Her zaman da başkanımız. Her zaman da başkanımız olarak kalacak. Ölene kadar da Faruk Koca'nın arkasındayız. Kupa Bey'iyiz. İnşallah bu maçı da alacağız. Zor mu olur sence? 3-0 bizim olsun. İnşallah. Gönüller bir olsun. İnşallah rahatlıkla deplasmana gidelim baba. Faruk Koca bizim her şeyimiz. Sağ ol abi. Geleceğiz abi. İnşallah. Allah'ın izniyle. Kesin abi. Seneye Ankara Gücü'nün sizce neler bekliyor? Seneye abi direkt şampiyonla oynayacağız. Biz Beşiktaş'ı bekliyoruz abi. Beşiktaş gelmiyor yani. Yaptıklar çok büyük ayıp. Aynen abi. Biz ta İstanbul'a gittik yani. Onların top olduklarını bu kadar biliyorduk abi. Onların sahip oldu abi. Vallahi abi zaten her maç tüketiyoruz biz biletleri. Full kapalı kişi oluyor. Bu maçta da yani öyle oldu. Misafir tribünü de biz açtık. Onu da doldurduk. Bugün gelmeye, onlara dar edeceğiz abi. Gelmeye korklar abi. Gelseler keşke yani. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Abi hakem faktörleri devreye girmezse inşallah. Yani takımı arzulu, hevesli. İnanıyorum ben alacağım. İnşallah alırız. 2-0 diyorum inşallah. Skor tahmini soracaktım ben 2 veya 3-0 inşallah yani tahminim. Kupayı alabilir miyiz? Ya, gelecek sezon neler bekliyor Ankara Gücü'nün? Yönetimimiz iyi. Samimiler. Yani maddeler çok güçlüler. Yani eğer devam ederlerse ben inanıyorum yani Avrupa'ya gideceğimize. Ama şu maçı alırsak zaten önümüz açık. Bu maçın galibi de kupayı alır. Peki buradan takıma söylemek istediğin bir şey var mı? Valla takıma söylemek istediğim hani hafta sonu oynanan maçtaki gibi oynamayalım. Pozisyonları değerlendirelim inşallah. Attığımız gol yediğimiz offset olsun. Turumuzu geçelim. Tamam. Yani taraftar çok istekli. Yani takıma da güveniyoruz. İnşallah güvenimizin karşılığını alırız ya. Suratlayarak veya galip gelerek. Ben inanıyorum yani inşallah alacağız maçı. Hadi skor tahmini alabilir miyim? Ben maçın başlayan dakikalarında güzel bir gol atacağımızı, sonra orta ikinci yarıda da tam maçın ortalarına doğru böyle bir gol yiyeceğimizi maalesef, o da nazar boncuğu. Maçın son dakikalarına doğru 85'ten 90'dan sonra uzalarda da bir gol daha atıp 2-1 veya 3-1 bitireceğimizi düşünüyorum. Bence 3-0 alırız. Morusan'dan jeneriklik bir gol bekliyorum. Benim tahminim 1-0. İlk yarının ilk dakikalarında Ankara ruhuyla saldırdığımız için bir gol atacağız. Ardından garantiye yatıp savunma futbolu oynayıp 1-0'la skoru maçı kapatmaya çalışacağız. Kupayı alıp Avrupa'ya gideriz bu sene. Avrupa'ya gideriz. Güzel bir Avrupa deplasmanı da yaparız. Faruk Koca'nın arkasındayız. Geri Rodriguez daha çok süre alsın. Ben de aynısını düşünüyorum. Geri Rodriguez ile Basagog'un ikili olarak müthiş bir oyun çıkartacağını düşünüyorum. İkisinin de biraz daha fazla şansa ihtiyacı var bence. Teşekkürler. Adım Enes, soyadım Bademci. Almanya Hamburg'dan geliyorum. Hamburg Düsseldorf'tan. Orada yaşıyorum. Bu maç için geldim Almanya. İzine geldim. 3 günlük. Bu maçı Almanya'ya gitmek istemiyoruz. İnşallah İstanbul'a. İstanbul'a bırakmayacağız maçı. Ali Sov, Efkan Bekiroğlu. Bunu yaz. 2-1. Avrupa'ya oynayalım. Hangi sen de oradan maçlara... Ben oradan maçlara geleceğim. Oradan o sponsor bende. Onda sıkıntı yok. Tamam. Peki buradan takıma söylemek istediğin bir şey var mı? Takıma söylemek istediğim şey kenetlenmek. Başka hiçbir şey yok. Ortaya onlar armayı biz yaşatacağız. Onlar derilerini döksünler. Biz armayı yaşatırız. Avrupa'da peki... Hamburg'da karşılaşırız inşallah. Ben de Hamburg'da yaşıyorum. Hamburg'da karşılaşırız inşallah. İnşallah. Teşekkürler. Görüşürüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizce bugün skor nasıl olur? Abi vallahi bence en az 3 tane atarız da karşı taraf ne kadar atar bilmiyoruz ya. Abi vallahi Fenerbahçe oynatırlar, şey oynasar, top oynasar her türlü Süper Lig'i de alırlar, Ziraat Türkiye Kupası'nı da alırlar. Abi ben 3-1 bekliyorum. Başka ne bekliyor bilmiyorum. Skor tahmini alabilir miyim? Abi 2-0. Net 2-0. 2-0.
Abi gelecek sezon yani bilemiyorum da ilk 8'e falan gireriz herhalde. İnşallah abi. Ama gireriz. Abi ilk 8'e net gireriz. Abi ruh yok. Takımda bir kere ruh yok. Ruh olsa yani ilk 5'te falanız bile. Abi sen sahada terlet formayı, biz yaşatacağız armayı. Abi takımıma başarılar diliyorum. Net yeneceğiz. Teşekkürler. Eyvallah. Abi ben bugün 3-2 yeneceğimizi düşünüyorum. Kupa bizde inşallah bu sene. Taraftar düşünsünler, ona göre sahaya çıksınlar abi. 2-0 Ankara Gücü alacak inşallah. Eğer kupayı alırsak Avrupa'ya yaramış. Evet doğru, kupayı alırsak evet oynayacağız abi inşallah. Biz taraftar olarak takımımızın 90 dakika yanındayız. Maçı zaten taraftar aldırır abi, bu bir gerçek. 90 dakika boyunca telefon yok, oturmak da yok. Takımımızın yanında olacağız abi, bağıracağız. Teşekkürler. Rica ederiz abi. Hoş geldin, skor tahmini alabilir miyim? 2-1 Ankara Gücü. Avrupa'ya gidersek Ankara Gücü çok iyi işler çıkarır. Emre Hoca ayrılmasın. Emre Hoca ile Ankara Gücü bu sene prime'ını yaşıyor. En iyi Ankara Gücü bu sene diyebiliriz. Şey, skor tahmini alabilir miyim? Abi 2-0 yeneceğiz bugün. Beşiktaş'a gol attırmayacağız bugün. 2-0 bizde maç. Abi takım kendi gibi oynasın. Bugün biz Beşiktaş'ı paramparça ederiz. Fener maçında oynadıkları gibi oynasın. Bugün bir Beşiktaş'ı biz rahat ederiz yani abi. Çok iyi yaparız Beşiktaş. Bugün Beşiktaş karşılaşması var. Sence bugün maç nasıl geçer? Abi inşallah ezici üstünlüğümüzü koruyacağımızı düşünüyorum. Geçen seneki gibi Beşiktaş'ı eleyip İstanbul'a rahat gitmeyi düşünüyoruz ikinci maça. Kupayı alır mıyız sence? Nasıl bir Avrupa'ya gider miyiz? 19 Mayıs ruhuyla oynayacağımızı düşünüyorum abi. Avrupa'ya gidebileceğimizi düşünüyorum Emre Belezoğlu'yla. Senede güzel transferler oldu mu? İnşallah başarı gelecek. Peki gelecek sezon Ankara Gücü'nde sence neler olur? Emre Belezoğlu'nun takıma etkisi olacağını düşünüyorum. Yani Avrupa'ya gidip güzel başarılarımızı getireceğini düşünüyorum. Skor tahmini biz bir farkla yeneceğimizi düşünüyorum ben. Ben 2-1 yeneceğimizi düşünüyorum. İstanbul'da da yenileceğimizi düşünüyorum. Eleneceğimizi düşünüyorum abi. Penaltılar da bizde. İnşallah, inşallah bizde abi. Takım çok iyi ilerliyor maşallah. En son galibiyet aldık. Yok, yenildik Beşiktaş'a. Evimizde yendik. Bugün de evimizdeyiz. İnşallah kazanacağız. Ankara Gücü Avrupa'ya abi inşallah. Teşekkürler. Bulduk. Açıkçası ben bugün 2-0'lık bir galibiyet bekliyorum. Ve turu Ankara Gücü'nün atlayacağını düşünüyorum üstün oyunuyla. Takıma özveriyle oynamalarını istiyorum. Yani önemli olan galibiyetten ziyade mücadele etmek benim için. Ve ben Ankara Gücü'nün hani oyun üstünlüğüyle kazanacağını düşünüyorum. 2-1 Ankara Gücü'nün yeneceğini düşünüyorum abi. Bu taraftar varken bu takımın sırtı yere gelmez abi. Abi şimdi biz dün 2-0 yenildik. Hiçbir şey olmaz diyorum abi. Biz o 2-0'ın intikamını alacağız abi. Yeneceğiz ya. Yani. 3-0. 3-0 abi. 2-1 abi. Sıra hata alacağız inşallah abi. Hattını veririz abi. Ankara Gücü Kupa Bey abi. Skor tahmini alabilir miyim? 3-0. Peki Avrupa oynar mıyız sence? Oynayacağız. 3-0 yenildikten sonra zaten bizim orada yenilme imkanımız. En fazla 2-0 yeniliriz. Takıma da güveniyoruz. Bugün Beşiktaş'ı burada yeneceğiz. İntikamımızı alacağız. Abi 90 dakika küfür. Abi bence 2-0 bitecek. Eğer iyi oynayıp sonuç olursa tabii ki. Abi sadece arma için mücadele etsinler, bizim için yeter. Skor tahmini 2-0 diye düşünüyorum bugün. Final oynayacağımızı ve kupayı alacağımızı düşünüyorum. Sırf şu taraftarın artık bir başarı hasretine bir son vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ya çoğu zaman bakıyorum, her maça geliyoruz gidiyoruz yıllardır. Gerçekten duygulanıyorum. Böyle bir vefakar, böyle bir cefakar taraftar dünyada kaç tane takıma nasip olmuştur gerçekten bilmiyorum. Yani Ankara Gücü taraftarı Türkiye'deki bu büyütülmüşlere karşı, Türkiye'deki bu düzene karşı böyle bir direnişi temsil ediyor bana göre yani. Gerçekten şehrini satmayan, Anadolu'yu satmayan, bu şekilde takımına destek veren bu insanlar 3. lige kadar düştüler, dibine kadar gördüler, köy kasaba gezdiler. Yani şu insanların mutluluğu yaşamasını gerçekten çok istiyorum. Geçen sene çok üzüldük. Sınırdan döndük, ipten döndük, finalin kapısından döndük. İnşallah bu sene olacak kardeşim. 2-0 biz yeneceğiz inşallah. Kupa Bey Ankara Gücü olarak bu maçı alacağız. Kayseri'ye giderken Benekli Ayhan'la yaptığımız sohbet, şey, deplasman yolu şeyi çok sarmıştı. Kendisine selam yolluyorum. Bir skor, yani skor umurumda değil. İstiyorsa 5 tane atalım veya 5-4 bitsin, hiç umurumda değil. Yeter ki kazanalım.
Bu taraftar bugün buraya kazanmaya geldi. Kazanmaktan başka çaresi yok. Kazanamadık, olmadı mı? Yenildik mi? Hiç umurumuzda olmaz. Biz bu arma uğruna zaten canımızı vermeye hazırız. Bizim hiç umurumuz olmaz skorlar. Biz skorun değil armanın peşindeyiz. Abi takım yani yüreğini koyarak oynasın, kazansın. Kazansın, kaybetsin. Hiç umurumda değil. Oynasın yeterince, bize güzel bir şölen yaşatsın. Biz her zaman arkasında dururuz bu taraftan. Teşekkürler. Sağ ol abi, kolay gelsin.